Aragaz. Günaydın, 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 günaydın baykuşlar. Aragaz başladı. Baykuşlar kim? Biz, hepimiz. Sabahın köründe gözler pörtlek. Hepimiz baykuş gibi görünmüyoruz Pascal ya. Ha? Abi benim türümde baykuş türü. Sen kartal baykuşsun Pascal. Yakışır abi. Ben de İskoçya kar baykuşuyum usta. İskoçya? Ne ara ya? Şimdi bunlar ufak tefek oluyor ama çok asil bir baykuş. Kedi. Heh. Ben asil olmak istiyorum. Yavrum baykuşlar arasında ayrım yapmayalım. Bütün baykuşlar eşit. Gözler mürdüm eriği gibi şiş. Yine beton ormanda ekmek parası için yollara revan olup trafik çilesi çeken bütün baykuşlar. Aragaz hizmetinizde. Öt bakalım baykuş Pascal. Baykuş nasıl ötüyordu ya? Yavrum doğaçla sen, ne bileyim ben. Biz bir şekil yapacağız. Bu ne abi şimdi? Doğaçlı dedin. Yavrum dünyada diye öten bir kuş varsa sırf bu ötüşten dolayı nesli tükenir ya. Baykuş gibi ötmeyi bile beceremedin ya. Kartal gibi ötüsen. E öt bakayım bir. Bu ne abi? Abicim Fransız kartalı öyle ya. Ya bu kartalın Fransız ayrı, Türkiye ayrı, Alman'a ayrı mı ötüyor ya? Kuş dediğin her yerde aynı şekilde ötmüyor mu bro? Niye abicim? Fransızın ayrı, Türk'ün ayrı dili var. Kuşun niye olmasın? Aslında bir açıdan bakılınca mantıklı ha. Bir gün Dilber Hoca'ya soralım bunu Pascal. Soralım abi. Bak beyin fırtınası yaptık, soru çıkardık. İşte bu grup çalışması. İşte bu dinamizm Pascal. Grup deyince bana sor. Ha, grup seviyorsun. Bayılırım. Kaç kişilik gruplar oluyor sende? Abi 4'e kadar. Fazlası dalak yapıyor. Yoruluyorum. Ya insanlıktan nasibini ne zaman alacaksın diye düşünmeden edemeyen bir insanım ben ya. Ben de vicdanlar. Vicdan olmasa haklısın. Peki şu an yollarda perişan olan halkımızın nesi var Pascal? Bizden başka bir şeyler yok. Evet. Sizlerin negatifini yine biz alacağız. Çok çok emecek. Pozitifi de dazır dazır şakır şakır verecek. Veririm abi. Ücretsiz. Sebil. Efendim sevgili Aragazcılar, sizin için el değmeden hijyenik koşullarda hazırladığımız Aragaz programı zaten tüm kontrollerden geçiyor malum. ISO 9001, IPO 2013, B sınıf ehliyet, ikinci dereceden berber kalfası belgeleri var. Ayrıca Göktürk Halk Eğitim Merkezi gitar kursu birinci kur, lise mezunları meslek edindirme kursunda ikinci kur daktilo eğitimimiz de mevcut. Yani donanımlı bir program, onu demek istiyorum. Presentable programısınız. Şu belgeler var ya, başka bir yerde yok. Olmaz, olamaz. Çünkü biz sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Sürekli bir yenilik, sürekli bir söylem, sürekli bir kendini geliştirme mi olurmuş ya? Biz değil mi? Tabii ki biz kardeşim. Pascal değişmeyen tek şey var. O da Twitter adresimiz ya. Ver yavrum Twitter adresini. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir. Bu adresi yıkın efendim. Şu anda araç kullanıp da bu anonsu duyduğu halde tweet atmayan hakikaten yazıklar olsun yani. Çok ayıp. Kadir. Efendim. Ha biraz ileri mi gittik? Yani neyse idare edin işte ya. Tweet bekliyoruz. Hadi bakalım hadi. Başlıyoruz. İşiniz gücünüz rast gelsin. Davancanızdan ses gelsin hadi. Hayırlı işler. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Süpürgesi yoncadan eminim. Süpürgesi yoncadan eminim. Kadir, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Keyif yapıyorum Pascal. Sen ne yapıyorsun? Abi program başladı. İyi misin ya? Ya iyiyiz tabii abi. Genciz, sağlıklıyız, başarılıyız. Yani bir erkek daha ne yapabilir Pascal? Lütfen söyle ya. Abicim, cezaret yapın mı için? Ne alaka ya? Sen bu kadar pozitif değilsin. Niye böyle oldu? Ya kendini kas kas nereye kadar Pascal? Şöyle bir hayatın muhasebesini yaptım. Alacak verecek hesabına baktım. Kardayız abi. Daha ne olsun? Vallahi Kadir bravo. Senin var ya hep böyle göreyim. Peki Kadir halkınız ne olacak? Ya onlar da kendi muhasebesini yapacaklar Pascal. Onu biz yapacak değiliz. Halkımız da bir yere kadar. Önce can sonra cana. Allah Allah. Bana bak. Hani böyle ameliyattan önce iğne yapıyorlar ya. Ondan mı yapıyorlar? Yahu boncuk boncuk bakıp şaşırmakta haklısın kardeşim. Fakat her insan hayatında bir dönüşüm anı oluyor. Mucize bir an.
Belki onlardan birini yaşıyoruz. Nerede yaşadın? Helada affedersin. Helada mı? He, akşam eve gittim. Rutin akşam duşumu aldım. Hı-hı. Banyodan çıkarken ayağım kaydı, düştüm. Kafayı küvetin kenarına vurdum. Bak aha nasıl şişti, görüyorsun kafam cibaz gibi. He? Cibaz ne? Yavrum Konya civarında cevize cibaz derler. Neyse. Abicim kafayı fena vurmuşsun. İkinci kafa gibi değil mi? Uzaylı gibi olmuşsun ya. Ya işte kardeşim ben öyle baygınken Noel Baba geldi. Bildiğin Noel Baba. Ondan sonra elma yanaklı toparlak yüzlü böyle. Noel Baba mı? Bu mevsimde. Yavrum onun mevsimi mi olur? Gerçi ben ya bizim evliyalardan beklerdim. Sizinkilerden biri geldi. Bu da öbür tarafa dair bana iletilmiş bir mesaj tabii. Neyse. Evet abi. Sonra Noel Baba hoş geldin buyur ne ikram edeyim dedim. Lan dedi. Noel Baba mı dedi? Evet. Noel Baba cebinden silahı çıkardı, emniyet açtı, namluyu ağzıma soktu. Kımıldarsan sıkarım dedi. Noel Baba. He. Sen ne biçim Noel Babasın? Utan utan, hakkımda çok yanılmışız dedim ben. Abicim sen ala baygını olmayasın. Yok be abi, uyandım diyorum ya. Noel Baba ne? Neyse, hırsız güvenlik kameralarında eşkalleri görünmesin diye kılık değiştirmiş. Odaya bir gittim, Noel Baba dolu. Lan ne oluyor demeye kalmadı, kafama vurdular aynı yere. Of. Kendime bir geldim, aa annem. Heh, bu sefer de annem. Onun kılığına girmişler. Yavrum kimse annemin kılığına giremez, bak söyleyeyim. 80 yaşında hacı kadınla benim annem. Eskişehir'den benim yanıma gelmiş. Orada beni görünce tabii böyle üzüldü, feryat etti falan. Ondan sonra... Üzüldü, feryat etti. Yok ya ne üzülmesi, ne feryat. Aa, bastı fırçayı. Ne diye? Ya ben sana kimselerle kavga etme demiyor muyum? Niye beni dinlemiyorsun? Kime sataştın? Kim bilir elin oğlu gaddar olur. Ne yaptılar sana? Ya anne kendi evin ortasında kapıs ettiler beni diyorum. O ne dedi? Yederler ederler, kabız da ederler, ishal de ederler. Dışarılarda yiyorsun o pis şeyleri, kim bilir ne yağ koyuyorlar falan diyor. Allah Allah. Film gibi ya. Ya yeminle annemle yaşadığım diyalog Noel Baba'yla yaşadığımdakinden daha absürttü ya Pascal. Aynılar öyle. Ya Allah başımızdan eksik etmesin kardeşim. Amin. Beni evlendirecekti. Ne oldu abi? Abi sana Balkanlardan kız bakıyoruz. Sen ecnebi olduğun için meşrebiniz yakın olsun diye Balkan coğrafyasındaki adamlara anneme bir takım şeyler sunuyorlar. Alternatifler sunuyorlar. Kendisi şu an eleme aşamasında. Aday sayısını 4'e indirip dosyayı göndereceğim diyor. Allah razı olsun abi. Benim annem birilerine evlendirme bahsinde çok sistemli çalışıyor. Çıtaks abi. Hürmetler. Aragaz. Didigar. Her an Pascal çıkabilir. Pascal. Kadir. İşte o an geldi kardeşim. Yeni bir şey. Ya sadece şiir demek artık ifade etmiyor. Dikkat edersen son zamanlarda yüksek sanat diyorum. Öyle demek lazım. Nesi sanat bunu? Yapma abi ya. Ya Pascal yüksek sanat aşk gibi bir şey. Hissedersin ama anlatamazsın, göremezsin. Ya bir git Kadir. İş mi sanat görmedin? Belli ki görmemişsin. Ha? Yani sen Louvre Müzesi'nin dibinde doğup büyümüş adamsın ya. Nasıl böyle olduğunu anlamadım ki. Yani top oynarken sıkışındığında Dorsay Müzesi'nin duvarına çöldürmüş birisin ya. Yani buna rağmen yüksek sanattan bu derece nasipsiz olman hakikaten olacak şey değil be kardeşim. Ya lütfen. Posta şiirimi sen mi yazdın? Ben yazdım Pascal. Genç şairlerden pek çok mesajlar alıyorum. Ne diyorlar? Kadir abi olur olmaz yerde duygumuz tosarıyor. Fakat gayesiz tosarıyor, ayarı yok. Bize bir ekol, bir gayede ver diyorlar. Ben de biliyorsun haybeci şiir akımını Türk şiiri içerisinde yeni bir ekol olarak başlatmıştım. Başlatmaz olaydın. Haybeci şiir ekolünden örnekler okuyorum ki genç şairler için bir izlek, bir yol haritası olsun, anladın? Anlamadım. İzlek ne ya? Vallahi İSTV'de duydum. Belgeselde ne demek bilmiyorum ama hoşuma gitti. Olur olmaz yere laf arasına sokuyorum bro. Maksat izlek olsun. Bu şiir vakti gelince sana bir şeyler oluyor. Saçmalıyorsun. Farkında mısın? Yavrum yüksek sanat böyle. Saçmalatır. Yüksek sanatın şiarı bu. Bozulakta dizilek. Önce bozar sonra baştan yapar. Yüksek sanat budur. Efendim? Allah'ım bitsin bu ızdırap. Yahu saçmalama. Geldin ya. Hüst. Yavrum içeride tosanan duygunun esintisi oluyor bu. İdare edeceğim. Efendim işte yine duygu, işte yine his, yine duyarlılık, yine izlek. Bak ya yine izlek dedi. Ne demek abi o? Bölme duyguyu, bölme. Hissiyatsız. Kendi yazdığım bir şiir acizane takdim ediyorum.
artık seninle duramam. Bu akşam çıkar giderim. Adisyon yüklü gelirse ellam, hesabı takar giderim. Lavabo ne tarafta a gülüm deyip elimi yıkar giderim. Sen zahmet etme yerinden, borç para istersin birinden. İkinci çevre yolu üzerinden köprüye çıkar giderim. Artık sürersin bir sefa, börekleyemedim bu defa. Ön elemeyi geçersek UEFA, gruba çıkar. Bozar mı sandın acılar? Atlayın götüreyim bacılar, hepsi de sana duacılar. Dattiri datlar giderim. Sana yazdığım şarkıyı sazımdan söker giderim. Geçmişini çok bilmem bebeğim, geçmişini sorar giderim. Ezdirmem sana kendimi, şu gelen şeker kız kendi mi? Zengin kafiyeler tükendi mi? Geceye akar gider. Bir makas ver gülüm deyip yanağa sıkar gider. Leylim leylim, fazla dönme çift okeylim. Sunayar. Nasıl buldun Pascal? Kapıyı çeker giderim abi. Bu ne? Sanat mı bu? Sanat hakkara mı? Ya kes. Sanatsız, estetiksiz, orantısız insan modeli. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Pascal. Efendim abi. Şu an stüdyomuzda kim var? Büyük başkan geldi. Hanımlar, beyler, Türk ve dünya futbolunun en tepesindeki imza. Bütün spor branşlarında hakem odası basmak gibi erişilmez bir rekorun sahibi. Evet, en son kayakla atlama hakemini dövdüm. Yok artık. Kayakla atlaman hakemi var mı ya? Var, var Kadir var. Pistin altında bekliyor. Uçarken bakıyor kayakçıya, onu dövdüm ben. Neden dövdünüz başkanım? Ya bizim takımın hakkını yedi ya. Ama başkanım, sizde takım mı var? Kayakla atlama takımı. Yokmuş, sonradan söylediler bana da. Ben atlayan çocuğu Van Persie'ye benzettim. Ya Van Persie niye kayakla atlasın başkanım ya? Ya bu geldiğinden beri futbol oynamadı ya. Belki kayakla atlama yapıyordur diye düşündüm ben. Vay büyük başkanım, lafı koydun. Helal olsun. Büyük başkanım, en ilginç hakem odası basma olayınız hangisi? Ben artistik buz pateni hakemin odasını bastım ben mesela. Meğer 6 kişiymiş bunlar. Beni bir ortaya aldılar. Çift bulup tek saydılar. Bugüne kadar bir tek artistik buz pateni hakemi dövemedim. Onlar da kalabalık zaten, o yüzden. Yani zaten stada artistik buz pateni hakemi sokmuyorum ben artık. Peki başkanım, su topu hakemi hiç olayınız var mı? Oldu, oldu. Lan sen su topu hakemisin. Havuzun kenarında ne işin var? Girsene suya dedim. Olur mu efendim, bu işin kaidesi böyle dediler. Ben anlamam lan, gir suya dedim. İttim havuza bunu. Yüzme bilmiyormuş, boğuluyordu. Nasıl olur mu canım? Su topu hakemi yüzme bilmez mi başkanım ya? Ya nasıl ya? Futbol hakemlerinin hepsi top oynamayı biliyor mu? Aa evet, aslında o açıdan bakınca haklısınız. O açı diye bir şey yok. Sadece dik açı var. Ben geometriden hep sınıfta kaldım. Çünkü sadece dik açıya çalıştım mesela. Bak dik olunca severim ben. Sırf adı dik diye antrenör getirdim ya. Dik olunca seviyorum. Enli olunca sevmiyorum. Mesela Salih Uçan. Çocuk ne güzel ya, dikine futbol oynuyordu. Elini oynata oynata ayağını bozdular ya. Roma'ya sattık. 2 gün sonra Roma başkanı aradı. Ya büyük başkan, dikine oynuyor diye bu Salih'i bize sattın. Hep enine gidiyor bu dedi. Venevine oynuyor. Kazıkladın bizi dedi. Mahcup olduk ya. Evet büyük başkanım. Valbuena siz mi aldınız? Ben aldım. Valbuena beni aradı. Başkanım işimi bitir, sizin takıma gelmek istiyorum dedi. Atladım gittim. Lyon'da Valbuena'nın işini bitirdim ben. Bunu gören öteki Lyon'lu topçular, başkanım bizim de işimizi bitir diye sıraya girdiler. Ben sadece Valbuena işini bitirdim geldim. Peki büyük başkanım, bu Beşiktaş niye transfer yapmıyor? Ya neredeyse sezon geldi ya, daha tek transfer yok. Ya Fikret'ten çok kullanıyorum ben. Fikret toptancıdır. Bu 1 milyoncudur. Piyasanın düşmesini bekliyor bence. Kalanlardan toplayacak. Beşiktaş'ta Marcelo Lyon istiyormuş başkanım. İstiyor. Lyon başkanı aradı. Büyük başkan, Marcelo'yu bize gönder. Fikret'i ikna et dedi. Fikret'i aradım. Fikret bir yemek yiyelim dedim. Dönercide buluştuk. Dönercide mi? Evet, kulüpler zor durumda, fazla açılamıyoruz. Fikret yarım tavuk döner istedi. Turşu koydurmadı. Ben et döner yedim. Full aksesuar. Orada anlattım. Lyon Marcelo'yu istiyor Fikret dedim. O ne dedi? Peki ya sen ne istiyorsun büyük başkan, sen Thunderbolt dedi. Seni çözemedim. Maksadın nedir? Olayın nedir? Ne alıyorsun, ne satıyorsun abicim sen dedi. Aa, kavga mı ettiniz? Hayır.
Fikret dedim, stada niye merdiven yaptırdın? Çok alındım, çok küstüm dedim. Allah Allah. O ne dedi? Vallahi sana karşı yapılmış bir şey değil büyük başkan dedi. Merdivenleri FIFA istiyor dedi. Açtım FIFA başkanına. Sen statlarda merdiveni şart mı koşuyorsun dedim. Haberim yok büyük başkanım. Mevzuata bir bakayım sizi ararım dedi. Ben FIFA başkanıyla konuşurken Fikret hesabı bana kilitledi. Çok acele işim çıktı diye kaçtı. Baktım hesap kol gibi ya. Çağırdım garsonu. Niye döner bu kadar pahalı dedim. Büyük başkanım hakiki et kullanıyoruz. Kıyma yok bizim dönerde. Tavuk döneri de akşamdan portakal suyuna batırıp marine ediyoruz. Para tutuyor biraz. Hem binada tadilat yaptık. Asma kata döner merdiven yaptırdık deyince benim şalterler attı. Eyvah. Alçaklardan köyler, satılmış köpekler merdiven mi yaptırdınız diye bağırıp dönercinin bıçağını kaptım. Yeniçeri gibi daldım dönerciye, dikine dikine kestim. O arada FIFA başkanı aradı. Evet büyük başkan, mevzuata baktırdım, merdivensiz olmuyor dedi. Siz ne dediniz? Alçaklarla köyler, satılmış köpekler. Niye merdivensiz olmuyor? Alex de merdiven istedi, onu sattım. Dik de merdiven istedi, onu da sattım. Aykut merdivene tövbe etti, onu geri aldım. Gelin lan buraya. Bir saattir merdiven dedirtiyorsunuz bana lan. Gelin lan buraya. Yeter lan artık. Kadir, tam süper. Aragaz. Paskal. Kadir'cim. Bahriye Evcen'le Burak Özçivit'i bildin mi? Bilmem diyor. Çok güzeller. Allah muhabbetlerini artırsın abi. Kız güzel, çocuk güzel, maşallah diyelim. Demedim. Tütütütü ne lan? Tütütütü maşallah. Yavrum tütütü diye bir şey yok ya. Onun doğrusu hu maşallah. Neyse anlatmak bana düşmez yani, o mevzu değil. Ha ne diyorduk? Fahriye Evcen'le Burak Özçivit. Fahriye Hanım, Burak kardeşimle tanışmadan evvelsi köpüşlerimizi aynı veterinere götürdük biz. Bir gün benim rahmetli Mısır'ı köpüşümü veterinere götürdüm. Kapı açıldı. İçeri köpeğiyle Doğana'ya doğdum diyecek kadar hoş bir hanım girdi. Ya o an çıkaramadım ama tanıyorum. İsmen bana uyanıyor olmalı ki hafif bir referans yapıp geçti. Hemen veterinere iskele oldum. Kim bu güzellik dedim. Abi Yorkshire Terrier, çok sevimli bir ırk dedi. Harbi mi? Lan dedim, köpeğe sormuyorum. Kamil, sahibi kim dedim. Ha Fahriye Hanım dedi. Tanımıyor musun dedi. Fahriye Evcen dedi. Ben yine çıkaramadım. Neden dersen o ara dizi izleyemiyorum. Çünkü kendim dizi çekiyorum. Günde 15 saat setteyim. Neyse birkaç kere daha veterinerde karşılaştık. Yani kah görmezden geldi. Kah zarif baş referansıyla selam verdi. Sonra? Ne sonra? Bu kadar işte. Sonra Burak Özçivit kardeşimizle nişanlar, yakında evleniyorlar. Allah tamamını verdisin. Ya amin, onu söyleyecektim. Fahriye Evcen hanımın gelinliğini ünlü bir modacı tasarlıyormuş. Kumaşı Paris'ten gelmiş. 3 aydır dikiliyormuş gelinlik. Düşün, 3 aydır. 3 aydır. Bitmemiş abi. Kolordu bayrağı diksen bu kadar sürmez. Ama biliyorsun Pascal, hanımlar gelinlik konusunda çok hassas. Ta ergenlikten başlıyor gelinlikleri tasarlamaya. O yüzden yani bir sene de sürse hakkı abi. Yani bir şey diyemiyorsun erkek taraf olarak. Biz erkek tarafı mıyız? Vallahi bro, tipimize bakırsan iki taraftan da değiliz ya. Kız güzel, oğlan güzel ama erkek tarafı diyelim hadi. Burak'la da bir sohbet etmişliğimiz var yani, bir tanışıklığımız. Aslan damat. Kadir be, düğüne gidip Burak'a hava yatarım. Bak Burak Özçivi de havaya atarsak bel fıtığı oluruz. Hadi attık diyelim, tutamazsak çok pis dayak yeriz. Hem zaten davet de edilmedik yavrum. Yalnız ben Burak'ı çok takdir ettim. Niye abi? Fahriye Hanım gelinliğini 3 aydır Burak'a göstermiyormuştu. Niye? Anlamaz diye mi? Ya zaten hangimiz anlarız ki, gelinlikten anlayan erkek mi olur ya? Yani mesleği o değilse hiçbir erkek anlamaz. Yani şöyle düşün. Kendini kadının yerine koy. Evleneceğin adama gelinliği gösterdin. Beğendin mi dedin. Yani degajenin etrafını taş değiştirip eldivenleri ve dirseğe kadar boncuk payet işlerle daha hoş hale getirilebilirdi falan filan diyen adamla evlenir misin, evlenmez misin? Evlenmem abi. Neyse. Haklısın. Neyse bak, Burak gelini hiç görmediği halde itiraz etmemiş. Aferin. Evlilik sürecinde kadına itiraz etmeyeceksin abi. Ne istiyorsa mümkün mertebe evet diyeceksin. Hatta asla hayır demeyeceksin de bazılarını idare edeceksin. Mesela unutturacaksın. Ama ne olursa olsun hayır demek yok. Niye abi? Abi çünkü kadınların gözünde evlilik süreci boyunca onların isteklerine verdiğimiz olumlu cevaplar onların gözünde kendilerine verdiğimiz değer için bir ölçü. Bak bunu not edin.
Bak bunu not alın. Buradan soru çıkar. Evlilik sürecinde kadınlara hayır demek yok. İdare etmek var. Misal bir arkadaşım vaktiyle evleniyordu Pascal. Kız tutturdu işte. İlle de gelin arabası 57 model üstü açık direksiz Plymouth olacak. Şeker pembesi. Yok anasının nikahı. He duyduğumda ben de öyle dedim. Arkadaşım aradı. Gayderi böyle böyle dedi. Senin dediğini dedim. Haklısın ama kız istiyor abi. Şeker pembesi 57 model direksiz üstü açık Plymouth bulmamız lazım dedi. Aradık yok öyle bir araba. Türkiye'de ne kadar antik araba meraklısı varsa gezdik kanlılar gibi yalvardık. Bulamadık yani bulamadık. Yani o ara ya da biz bulamadık vardı. Böyle avel avel antik araba galerilerini gezerken biri dedi ki beyler dedi sizin istediğiniz araba dedi hiç yok ki dedi. Çünkü 57 model direksiz Chevrolet olur Plymouth olmaz dedi. Plymouth öyle bir araba yapmadı dedi. Kıza dedik böyle böyle Plymouth değil Chevrolet olması lazım. Yok abi kız Nuh diyor peygamber demiyor. Ben 7 yaşımdan beri bunun hayalini kuruyorum. İlle de gelin arabası 57 model direksiz üstü açık şeker pembesi Plymouth olacak. Ya olacak şey değil arkadaşım isyan etti. İş nişanı atmaya vardı. En son Sivas Otu Sanayi'de 57 model üstü kapalı beyaz direksiz Chevrolet bulduk. Adama hiçbir şey söylemeden kiralama istedik. Vermem hususi arabam dedi. Bak bir yuvanın kurulmasına sebep olacaksın. Yoksa bu çocuk atacak nişan dedik. Gördüğün damat adayı işi gücü bıraktı. Bir ay 57 model direksiz Chevrolet bulacağım diye bütün Anadolu'yu Yunus gibi geziyor. Kaç aydır dedik. Şeker pembesine boyayacağımızı, üstünü açtıracağımızı söylemedik. Aldık üstünü açtırdık, boyadık, kızın okeyini aldık, düğün oldu bitti. Adam arabasını götürdük, adam arabayı gördü. Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı, arabayı görür görmez yediğimiz haltı anladı. Bir kere bir anam dedi, zaten sonra inme indi. Abi fena ya, kötü ama bu. Vallahi Pascal arkadaşlar beraber bakıyoruz adama olduğunu. Karısı soruyor bu adam kim, niye bu kadar iyi gösteriyorsunuz? Yani üzerimizde çok hakkı var diyoruz, geçiştiriyoruz. Ama nedir, 15 senedir mutlu bir evliliğin temeli atıldı. Pişman mıyız? Evet ama yaptık. Staks abi, dayı iyiyse sorun yok. Aragaz. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. Paskal. Kadir. Şu an stüdyomuzda kim? Orgay Hoca geldi. Hanımlar beyler işte nihayet uluslararası ilişkiler ve diplomasi uzmanı Orgay Kabar hocamı stüdyomuza teşrif ettiler. Orgay hocam hoş geldiniz. Orgay hocam seviyorum seni. Boynuma dola. Dolarım hocam. Evet hocam. Hocam beni bir gün Tanzanya'da bir mekana götürdüler. Afrika götüyor hocam. İçeride bir kızlar var. Hepsi kara mamba yılanı gibi hocam. Aralarında bir dalarsın. Sabaha kadar kobra yılanı gibi ona hısladım buna tısladım hocam. Sabah giderken asıl yılan sen misin Orgay boynumuza dola kaşgal gibi dediler ya. Evet hocam ya. Kollarını boynuma dola dediler değil mi hocam? Ha evet hocam doğrudur hocam öyle dediler. Orgay hocam Orta Doğu'da neler oluyor? Orta Doğu'da olanları tek bir cümleyle açıklayabiliriz Pascal hocam ya. Ya bugün baktığımız zaman Orta Doğu ve bilhassa Körfez'de her türlü görüyoruz hocam ya. Hocam misal bu Trump Suudilere gider yaptı. Ertesi gün milyar dolarlık tank top siparişi aldı hocam ya. Katar'ı terörist ilan ettiği gün 12 milyar dolarlık silah siparişi almış Katar'dan ya. Hocam bu olanlar hep para için mi diyorsunuz yani? Evet hocam. Tabii hocam. Mesela Amerika'ya bakıyorsun hocam. Irak'a, Afganistan'a, Libya'ya demokrasi götürüyor. Diktatörleri devireceğim diyor. Saddam'ı, Kaddafi'yi deviriyor. Suudi Arabistan'da krallık var. Oraya da demokrasi götürsene lan. Yok götürmez. Niye? Suudi'si, Birleşik Arap Emirlikleri falan hep onun dümen suyunda hocam. Hocam zaten beni Suudi Arabistan'da bir mekana götürdüler hocam. Arap rokokosu, underground, ahlaksızlık diz boyu hocam. İçeride bir kızlar var hurma gibi hocam. Çekirdeğine ayıklanmış, tenleri gomalak cila atılmış gibi. Alayı yarım ebani hocam. Halfa beni burada. Aralarına bir dalarsın. Hop sakin ol şampiyon Orgay dediler. Önce flüs. Flüs ne ya? Para istiyorlar hocam. Bunlar böyledir hocam. Zaten diplomaside değişmez bir kural vardır hocam. Nedir o diplomasinin değişmez kuralı Orgay hocam? Bir paranın dini olmaz. Bir de yüzü olmaz hocam. Sen bilirsin Kadir ya. Ben nereden bileyim ya? İkisi de bende yok. Allah Allah. Paranın dini olmaz mı? Anladık da öbürü ne yani? Hocam beni Tahiti'de bir mekana götürdüler. Karayip Tiki Style hocam. Ortam Fashing hocam. İçerideki kızlara inanmazsın. A**larının yüzü var hocam. Tip tip böyle.
Lan ne oluyor, nereye düştük, bize bir şey mi üfletti bu Karayipliler dedim. Meğer mitraların hepsi surat dövmesi yaptırmışlar hocam ya. Aklım çıktı hocam. Yürüdükçe bir şey gebeliyormuş gibi hareket ediyorlar böyle. Korkunçtu, zor kaçtım hocam ya. Evet hocam ya. Hocam anlayamadığım tek şey, hiçbir yerde duymadığımız kadar analitik dış siyaseti yorumlarken birden yani bilmem neyi bilmem neye benzeyen Tahitililere nasıl geliyoruz? Ben onu anlamıyorum ya. Geliriz hocam. Hocam geliriz hocam. Diplomasi böyledir, evet hocam. Hocam peki bu Trump Suudi Arabistan'a gittiğinden beri konuşulan bir fotoğraf var. Suudi Kralı ile Trump ışıklı bir dünya küresine iki ellerini koymuşlar, poz verdiler. Bu ne anlama geliyor? Evet hocam. Hocam gördüm hocam, doğru hocam. Bu şu demek, biz dünyayı tuttuk, dünyada yakında tutacak az kaldı demek. Hayda. Niye ya? Hocam bak şimdi hocam. Şimdi ben sana bir şey soracağım hocam. Hocam bu körfez ülkeleri niye Türkiye'nin Katar'a üs açmasını hemen itiraz ettiler de Alman, Amerikan, Fransız üslerine gıklarını çıkarmadılar? Neden hocam? Çünkü Araplar tarihte şunu yaşayarak öğrendiler hocam. Türkler gelirse yönetir ama Amerika, Fransız yönetmez, güder hocam. Aa, o ne demek ya? Hocam Türkler devletçidir, devletsiz yapamazlar hocam. Dünyanın bir yerinde iki tane Türk varsa ve devletleri yoksa onlar zamanla asimile olur. O yüzden Türk'ün yaptığı ilk iş devletini kurmaktır hocam. Bu yüzden de Türkler devleti kurar ve dominant yönetirler hocam. Arap da sıkıya gelemiyor. Koyun gibi güdülmek daha iyi. Hani nasıl bazen böyle koyun arada sürüden kaçar, kafasına göre takılır. Onlar da öyle istiyorlar hocam ya. Ya ama hocam sürüden ayrılanı kurt yapar. Hocam bunlar çakal olmuş. Kurttan korkarlar mı hocam? Yalnız hocam körfez ülkeleri üzerine çok sert bir tespit oldu bu ya. Yumuşağını istiyorsan aç televizyon izle hocam. Niye böyle diyorsun ya? Aç televizyonu izle hocam ya. Biz de böyle hocam. 300 yıldır yumuşağız, bak ne oldu? Olan biz oldu hocam. Sert mi yapmak lazım hocam? Diplomasi gibidir Kadir hocam. Bazen sert, bazen yumuşak hocam. Çirkin ama çok isabetli bir açıklama oldu Orgay hocam. Evet hocam. Hocam beni Portekiz'de bir mekana götürdüler hocam. Ibiza Goti hocam. Ahlaksızlık diz boyu içeride. Bir kızlar var. Üf, hepsi benden daha çirkin. Ama atıyorsun tak tam isabet. Atıyorsun tak tam isabet. Bir tane ıska yok hocam. Sabaha kadar hocam. Evet hocam ya. Ya yine mevzu buraya geldi ya. Yetsin ya. Hocam çok teşekkür ederiz. Beni Slovenya'da bir mekana götürdüler. Doğu Avrupa sekreti hocam. Underground hocam. İçeride bir kızlar var. En çirkini Julia Roberts gibi hocam. Sabaha kadar güzeller içinde bir seni seçtim diye tek tek hepsini dolaştım. Ama nasıl para saçıyorum bir görsen hocam. Gözüm dönmüş. Sabah giderken onlar da teşekkür ettiler. Evet hocam. Ne alaka ya? Ya bırak sorma, gözünü seveyim. Yeter fazla. Aragaz. Türkiye radyolarının en baba programı Aragaz. Pascal. Yes. Dinleyici sorusu var abi. Hemen bakarım abi. Instagram adresini ver abi. Benim numara 21 seninki Kadir. Kadir Çopdemir abi. Linkli Instagram sayfalarımızı da bekleriz. Evet efendim. Emine diyor ki Kadir abi, ben uzun boylu bir kızım, erkek arkadaşım benden kısa. Benim için sorun değil ama onun için sorun, ne yapalım? Abicim erkeğin kısası olmaz. Kesin. Bak çok uzun erkekler tanıyorum, acur turşusu gibi. Ne kısa erkekler var, zehir gibi. Yani bu işin boyla alakası yok. Neyle alakası var? İşlevle. Yani uzun boylu erkeği aslan gibi, kaplan gibi diye alırsın, sünepe çıkar. Minibüste ağzını açıp gelmeyen para üstü istemeye çekil. Ama alırsın kısacık adam, her türlü hakim olursun. Hem icabında dünyaya meydan okur. Boyun değil, işlevin önemli lafı erkeğin bir kısmı için değil, komple tamamı için söylenmiştir. Ben sana söyleyeyim ben. Vay be abi. Bunu bilmiyordum. Duymazsın, şimdi uydurdum çünkü. Misal Pascal, örnek vermek için maziye dönüp aşk sergüzeştimin sayfalarını karıştırdım. Hayatıma giren hanımlar içerisinde 1.80'den kısa hanım yok. Hep uzun, hep uzun. Hepsi bir arada toplayıp aralarına koy. Kavak ormanı ya. Başıma güneş ışığı değmez ya. Peki kadın, neden uzun kadın? Çünkü kısa kadın kısa erkekten daha cabbar ceval olur. Hükmedemiyoruz. Kısa kadın bırak dünyayı galaksi yönetsin. Arada holdinge iki tane de kobi yönetsin. Kısa kadınla baş edemeyiz biz Pascal. Yapma ya. Tabii abi. Kısa kadın bu dünyadaki en etkili konvansiyonel silahtan daha etkili.
O yüzden ben uzun hanımlarla gönül ilişkisi kurmayı tercih ediyorum. Uzun olduğu için kıssa da küsse de beyne kan gidene kadar vazgeçirebiliyorsun. Daha yumuşak tabiatlı oluyor. Allah Allah. Kadir be. Bu tüyolar nasıl tüyolar? Bak benim bir yabancı kız arkadaşım vardı. Hiç unutmam. Boy 1.90. Kızın yüzünü ilişkimiz başladıktan 4 gün sonra görebildim ben. Niye? O kadar uzun yani. Bir ara eğildi de iyice seçtim yüzü gözü nasıl. Uzun kadının tek handikapı onunla romantik yapmak zor oluyor. O ne deniyor? Misal bir akşam romantik yapıyoruz, sahilde yürüyoruz. Yanlış anlama, sahilde dediysem Yeni Kapı değil, İbiza'da falan yani. Ondan batan güneşe karşı yürüyoruz. Romantik yapayım diyorsun. Kızın kulağına bir şeyler fısıldamak, söylemek niyetindesin. Kulağa ulaşmak için resmen tırmanman lazım. Hacı Osman yokuşu gibi kız abi. Çık çık bitmiyor. Hatta beline kadar çıktım da tık nefes oldum. Bundan sonrasını katırla mı devam etsem diye. Vay be Kadir, biliyor musun? Uzun sevgili ben çok severim. Ha sen... Ben de var tabii ki. Evet abi, seninki can daha benimki patlıcan mı? Yo estağfurullah, senin boy kaç bro? 1.88. Ha senin boyun 1.88 ise evet. Senden uzun hani 2 ve üstü olmalı ki bir fark olsun değil mi? Evet. Sen o zaman gideceksin kayın ağacı bulacaksın, ona aşık olacaksın. 2 metre 10, 2 metre 15 santim boy kadın için fazla yani. 2.10'luk, 2.15'lik ikiz yatak yok bir defa. Yani böyle bir baza imal edilmiyor standart olarak. Abi olsun, yerde yatırırız. No Pascal. Kısa erkek, uzun kadın okey. Ama uzun erkek, ondan da uzun kadın bu doğru değil. İlk çağlarda neandertaller zamanında belki ama modern hayat buna izin vermiyor. Peki Kadir, uzun kızdan nasıl ayrıldın? Ya kız işte benden çok uzun olduğunu fark edince bıraktı beni. Nasıl fark etti? Abicim Kilios'a gittik. Hı hı. Belimize kadar denize girdik. Ben belime kadar girdim, onun dizlerini biraz geçiyorsun. Kadir dedi, beni omuzlarına alsana dedi. Kendisini omuzlarıma aldığım halde ayakları yerden kesilmeyince acı gerçeğe uyandı bu. Ertesi gün uyandığımda yoktu. Seviyordum da, güzel kızdı ya. Vay be. Bak yine fena oldum be Pascal. Ya boşver Kadir. Sana kızmıyor. Yeter ki senin gibi adam olsun. Ya kardeşim bak, öyle kritik zamanlarda öyle kilit laflar ediyorsun ki. Bu yönünü seviyorum ya. Çıtaks abi. Hadi yine efkar bastı. Hadi kapatalım dükkanı. Bugün hadi, yeter. Hadi. Bu arada efendim önümüz bayram. Bayram abi, bayram. Abi bayram. Evet. Şimdiden herkesin bayramını kutluyoruz. Hayırlı aynen olsun. Öyle, evet. Oruç tutanların orucu inşallah kabul olsun. Haçta olanların duası kabul olsun. Bunlarla hiç alakası olmayanlara da iyi tatiller diliyoruz efendim. Bayramda malumunuz bizde gelenek, Aragaz bayram tatili yapar olmaz, best ofları yayınlanır. Dolayısıyla bayramda programımız olmayacak ama çarşamba günden itibaren yine kanlı canlı Aragaz sizinle birlikte olacak. Bayramınız mübarek olsun. Allah'ım manada ve maddede gönlünüze göre versin. Neşe içinde bir bayram geçirelim inşallah. Nice bayramlar efendim. Pascal.